Pandemi döneminde tüm şirketlerde bir dijitalleşme akını var. Mecburiyetten kaynaklanan bir akın bu. Çünkü uzaktan erişimin çok fazla hayatımıza girdiği bir dönem yaşıyoruz ve uzaktan erişimin hayatımızda uzunca bir süre kalacağı bir dönem olacak bu aynı zamanda. Her şeyimizi uzaktan erişimle halletmeye çalışıyoruz. Ama dijitalleşmeye, yani makinelerin ya da aparatların, cihazların, aygıtların hızına acaba insan olarak yetişebiliyor muyuz? İşte orada sorun var. İnsan malzemesi dijitalin gerisinde kalıyor. İnsanla dijitalin eşitlenmesi ya da eşlenmesi lazım. Bu eşlenmediği takdirde dijital aygıtlar sadece birer aygıt olmaktan ibaret kalıyor. Aygıtları yönetenler de insanlardır ya da kullananlar. Acaba Türkiye 2020 yılında dijitalleşmede nasıl bir aşama kaydetti? İnsan malzemesi bu dijitalleşmeyi ne kadar takip edebildi diye soracağız. Mercer Türkiye Kariyer Bölümü İş Geliştirme Direktörü Şadiye Azışık bizimle birlikte. Hoş geldin Şadiye. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Çok teşekkürler. Biraz Mercer'ı anlatmanızı rica ediyorum. Bilmeyenler olabilir. Nasıl bir şirketsiniz, neler yapıyorsunuz, hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Yeni faaliyet alanlarınız var mı başladığınızdan bu yana gelişen? Mercer bir insan kaynakları danışmanlık şirketi. Baktığımızda global bir şirket. 25 bine yakın çalışanımız var. 140 ülkede de faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye'de iki ofisimiz var. Birisi İstanbul, birisi İzmir olmak üzere. Hoş, yani şu an ofisimiz fiziken olsa da gidemiyoruz ama biz müşterilerimize hangi alanda yardımcı oluyoruz? Bir kere bu aslında konuştuğumuz dijitalleşmeyle özellikle insan kaynaklarının hem sistemsel olarak hem de süresi olarak dijitalleşmesini ve bizim organizasyonumuzda bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi yetenek kimdir? Bu yetenekler nasıl ölçümlenir? Organizasyonumuz için gerekli yeteneğe sahip miyiz veya kaç tane yeteneğe ihtiyacımız olmalı günün sonunda? Stratejik iş gücü planlama tarafında da yardımcı oluyoruz veya bu yetenekleri biz nasıl ödüllendirmeliyiz? Ücret paketleri nasıl olmalı veya performanslarını nasıl ölçümlemeliyiz? Bunun iyi performans gösterenle kötü performans gösterenleri prim performans anlamı, değişken ücret anlamında nasıl farklılaştırmalıyız? Bu gibi konularda aslında organizasyonlara yardımcı oluyoruz. Tabii biz büyük bir ailenin de bir parçasıyız baktığımızda. Tabii. Marsh McLennan Şirketler Grubu'nun bir parçasıyız. Bizim kardeş şirketlerimizle beraber stratejik anlamda da şirketlere yönetim danışmanlığı anlamında da veya sigorta brokerlığı anlamında da yardımcı oluyoruz. Türkiye'de peki büyüme planlarınız ne durumda? Yani Ankara, İzmir dışında şeyiniz İstanbul, yok. İzmir. İstanbul, İzmir dışında affedersiniz. Ankara'da, Ankara'yı ben katıyorum. O yüzden acaba olacak mı diye merak ediyorum. Olabilir. Ama sadece Ankara değil. Örneğin mesela günün birinde Erzurum'da, Diyarbakır'da ya da Van'da ya da Trabzon'da böylesi yerlerde de ofisleriniz olacak mı? Olmayı planlıyor musunuz? Aslında şöyle Ali Bey, şimdi bu yeni pandemiyle beraber biraz bizim iş yapış şeklimiz, nereden değişti, çalıştığımız tabii. da değişti. Aynen. Baktığınızda biz şu an bir ücret araştırması çıkartıyoruz. Bu Türkiye'deki bütün illeri neredeyse kapsıyor. Yani fiziken orada olmasak da oradaki bunu çalışan, yapabiliyorsunuz, tabii. tabii Antep'te çalışan kişilerin veya organizasyonlara biz yardımcı olabiliyoruz şu an. Onların sistemlerinin kurgulanmasına, Antep'te bizim ofisimizin olmasına gerek yok. Ama Ankara tabii mesela bunlardan bir tanesi. Bir önceki konuğunuzla da konuşmanız, savunma sanayinin aslında ana merkezi orası. Bizim de oraya gidip oradaki aslında organizasyonlarla daha yakın ilişki kurmak gibi bir hedefimiz de var. Ama artık ofisin nerede olduğu çok da önemli değil. Türkiye'ye, buradan biz Azerbaycan'a da destek veriyoruz. Orada ofisimiz olmasa da. Bir de şöyle bir şansımız da var bizim. İşte Marsh baktığınızda bizim yine Oliver Wyman, bizim baktığımızda kardeş şirketlerimiz. Onun Türkiye'deki birçok ilde ofisleri var. Biz o ofislerde onlardan yararlanabiliyoruz. Lojistik destek alıyorsunuz. Her şekilde. Evet. Güzel. Şimdi bu dijital araştırmanıza geleceğim ama önce şu biraz önce sözünü ettiğiniz ücret araştırması. Evet. Ondan biraz bahsetmenizi istiyorum. Ne zaman başladınız? Nasıl, kapsamı ne olacak? Sonuç ortaya çıkacak. Çıktı. Bize neyi söyleyecek? Şu an aslında içerisindeyiz. Biz cycle, her yıl çalışıyoruz. Mayıs ayında başlar. Ağustos ayına kadar organizasyonlardan veri toplarız. Geçen yıl 640 şirkete yakın organizasyonun verisini topladık. Bu yılda şu an için daha kapanmadı ama 730'ları vardık.
100 tane daha şirket ekledik aslında. Daha fazla eklemede şeyimiz var, hedeflerimiz arasında. Ağustos'tan sonra bir analiz dönemimiz olur. Biz Ekim ortası gibi raporları çıkartırız. Bu ne anlama gelir? Bizim Mercer'ın aslında metodolojisiyle bir kademe yapımız vardır. Bu kademe yapısında Türkiye bu kademedeki çalışanlara nasıl ücretlendiriliyor? Yani piyasası diyelim ki nedir? Bir işe alım, insan kaynaklarındaki işe alım uzmanı, dün üniversiteden mezun olmuş, ücretlendirme anlamında nereye konumlandırırsınız? Bunu aslında piyasa için yayınlıyoruz. Bunu sektör bazlı da yapabiliriz. Otomotiv sektörü bunu farklı yönetiyor olabilir, bankacılık sektörü farklı yönetiyor olabilir gibi. Bunu sektörel anlamda da raporlarını kırıp alabilirsiniz. Peki, ücretler düzeyi olarak baktığınızda şu anda Türkiye'de Avrupa'daki benzeri ülkelerle eşdeğerde olan hangi sektörler var? Bizim eşdeğerimizi biliyorsunuz. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya falan bunlar. Biraz da Bulgaristan. Bu ülkelerdeki ücretler düzeyiyle kesişen ya da örtüşen hangi sektörler var? Orada ücretler düzeyi diyebiliriz. Hatta Türkiye'deki high-tech sektörü sadece hani bu ülkelerle kalmıyor, diğer ülkelerle de yarışır duruma geldi. Özellikle dijital rollerde belki artık aslında high-tech sektörünün dışına da çıktık. Dijital rol bir otomotiv sektöründe de olabilir, tabii, bankacılıkta da olabilir. İşte high-tech sektöründe de olabilir. Dijital roller Türkiye'de mesela artık yavaş yavaş dolar, yani üçüncü farklı bir para birimi cinsinden şirketler tarafından, tabii, ödenmeye başlandı. Onun için bankacılık, mesela dijital bankacılık rolleriyle ilgili siz Türkiye'den farklı ülkelerde hizmet verebilirsiniz bir çalışan olarak. Dolarla, euro ile de bir ücretlendirmeye gidebilirsiniz. Dijital rollerde biz dünyanın, hani özellikle Avrupa'da yarışıyoruz. Peki diğer sektörlerde, örneğin mavi yakalıların, yani bir otomotiv fabrikasında çalışan, bir ayakkabı fabrikasında çalışan, bir gıda işletmesinde çalışan işçilerin, özellikle mavi yakalıların ücretleri düzeyinde baktığınızda ne görüyorsunuz? Biraz daha aşağıdayız biz. Ne kadar aşağıdayız? Olarak. En son kaça bırakıyorsunuz? Çok aşağıdayız. Yani, evet, çok yani, aşağıdayız. Evet. Hatta, alım gücümüz düştü. Evet, şimdi mesela orta gelir tuzağı ile ilgili tanımlamalar vardır ya, orta gelir tuzağı aslında şudur. Yani çok sayıda tanımlama var literatürde. Onlardan bir tanesini söyleyeceğim size. Orta gelir tuzağı şu. Ücretler düzeyinde ya da emek pazarında geri kalmış ülkelerle, teknoloji pazarında da ileri ülkelerle rekabet edememe halidir. Hı hı. Şimdi biz kendimizi koyalım mesela. Ücretler düzeyinde Vietnam, Pakistan, İran, Afganistan falan bunlarla yarışıyoruz. Çünkü Çin bile bizim önümüze geçti. Tabii. Çin'de şu anda ücretler inanılmaz. Yani Çin'de artık böyle 100 dolara çalışan insan kalmadı. Teknolojide ise Lüksemburg'la, İskandinavya'yla ya da Kanada'yla, Amerika'yla ya da bir başka ülkeyle ya da Güney Kore'yle yarışamıyoruz. Tayvan'la yarışamıyoruz. Dolayısıyla tam orta gelir tuzağının içindeyiz. Bizim, onun için sordum ben en son kaça bırakırsınız diye. Çünkü ücretler düzeyi çok önemli. Eğer biz emek piyasasında geri kalmış ülkeler kulvarından çıkarsak zaten bu tarafa doğru geleceğiz. Yes. Yani teknolojideki yarışabileceğimiz ülkeler kulvarına doğru geleceğiz. Ama bunu şöyle düşünüyorlar. Önce bunu yapalım, sonra bunu yapalım. Hayır, ikisi değil. Önce emek piyasasını düzenleyeceksiniz. Emek piyasası düzene girdikten sonra, emek piyasası çok kazanan insanların çok tüketimine dayalı bir şeydir. Çok kazanan insanlar çok tüketmeye başlayınca refah artacak. Refah artınca teknolojiye olan bağımlılığınız artacak. Dolayısıyla bu tarafa gitmenin yolu oradan. Yani iki tane şey var, menzil var. Bu menzilden bu menzil. Acaba hangisinden başlasak diye kurguluyorlar. Buradan başlıyorlar, yanlış yerden başlıyorlar. Halbuki emek piyasasından başlamış olsak biz şu anda o yüzden çok ileride olabilirdik. Hı hı. O yüzden soruyorum mesela, hani nerelerde, ne düzeydeyiz? Aslında bunun sorunun cevabını belki Temmuz ayında tekrardan bir araya gelebilirsek. Bizim mavi yakayla ilgili. Geçmiş araştırmalardan verin o zaman örneği mesela, yani mavi yakalılardan. Mavi yakalılarda baktığınızda, hani bizim araştırmamıza genelde bu arada beyaz yakalı çalışanlar dahil olur. Mavi yakalılar mavi çok fazla dahil olmaz. Mavi yakaya özel bir çalışma yapıyoruz ama şu an. Temmuz ayında da sonuçları çıkacak. Sizlerle de bunu paylaşırız. Ama şu var ki, evet, mavi yaka anlamında
iş gücü, yani alım gücümüz bizim düştü. Baktığınızda sadece mavi yaka da değil, dijital rolleri dışarı bırakırsak veya teknolojiyle ilgili rolleri bırakırsak, diğerleri şu an alım gücünün oldukça aşağısında. Mesela geçtiğimiz yıllarda bu dolardaki yükselmeyle beraber ara ücret artışları yapılmıştı. Baktığınızda son iki yılda da ücret şeyler artmaya başladı, dolardaki kur farkı artmaya başladı ama şirketler herhangi bir ara dönem ücret artışları yapmadılar. Bu otomatik olarak bizim hepimizin aslında refah düzeyini etkiledi. Sorunun cevabı aslında evet, mavi yaka anlamında belki dijital roller dışında hepimizin alım gücü biraz daha aşağıya doğru kaymaya başladı. Evet, giderek geriliyor. Geriliyor. Zaten Gini katsayısı da giderek yükseliyor, biliyorsunuz 1'e doğru yaklaşıyor. Yani Gini katsayısında mesela 20 yıl önceki seviyemizin çok yukarısındayız. Gini katsayısı 0'a ne kadar yakınsa o kadar iyisiniz, 1'e ne kadar yakınsa o kadar kötüsünüz. Biz şu anda 0.446'dayız. Yani ortalarda bir yerdeyiz. Ya bir tık daha yukarı çıkarsak, örneğin 0.5'i geçtiğimiz zaman zaten orada şey başlıyor, sefaret ekonomisi başlıyor. İnşallah oraya gelmeyiz. Son 5 dakikamız, o 5 dakikayı da araştırmanıza ayıralım. Dijital araştırmanızdan ne çıktı, neler yaptınız, ne gibi sonuçlar var? Bizim bu araştırmadan edineceğimiz dersler nelerdir? Şöyle Ali Bey, bizim çalışmamıza 108 şirket katıldı Türkiye'den. 14 tane farklı sektörden aslında katılımcımız vardı. Genelde de finans sektörü, otomotiv sektörü, üretim sektörü ağırlıklı. Baktığımızda biz bu çalışmayı önce neden yapma ihtiyacı duyduk? Daha önceki yaptığımız çalışmalarda biz şunu gördük 2020'nin ortalarında. Özellikle globaldeki şirketler, Avrupa, Amerika'daki şirketler dijitalleşme üzerine, dönüşümleri üzerine çok fazla yatırım yaptılar. Evet. Ama 2021'in sonunda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bu yapılan dijital dönüşümlerin birçoğunda başarısızlıkla sonuçlandı. Ve bunun aşağı yukarı maliyeti $900 milyar civarında. Bunun temel nedeni ne diye baktığımızda, bu dijital dönüşümü hayata geçirecek olan çalışanların gerekli beceri setlerine sahip olmaması olduğu ortaya çıktı. Biz de Mercer olarak peki Türkiye'deki bu şirketlerin, çünkü COVID-19 aslında tabii hayatımıza kalıcı bir mirası oldu dönüşüm. Peki Türkiye'deki şirketler dönüşümle ilgili ne aşamada dijital dönüşümde? Peki bu dönüşümü hayata geçirecek olan çalışanlar, iş gücü etkisi nedir diye baktığımızda şunu gördük. Türkiye'deki şirketlerin önümüzdeki 2-3 yıl için gerçekten çok net bir şekilde tanımlanmış dijital dönüşüm yol haritaları var. Ve bunlardan sorumlu olan departmanlar, dönüşüm ofisleri de var. KPI'ler de belirlenmiş. Yani bu dönüşümün başarısını ölçümleyecek. Ve şirketler şunun farkında, bu dönüşümün iş gücü üzerinde etkisi olacak. Ve neredeyse %70'i katılımcıların işlerin değişeceğini, var olan işlerin değişip gelişeceğini öngörüyor. Hatta bir kısmı da yeni işlerin ortaya çıkacağını. Ve buradaki işleri de aslında mevcut çalışanlarıyla kapatma, hala evet, devam etme eğiliminde. Peki mevcut çalışanları bu yeni işleri hayata geçirebilecek olan yetkinliklere, becerilere sahip mi? Veya şirketler bununla ilgili bir planlaması var mı diye baktığımızda gördüğümüz tablo aslında şirketlerin çok net bir planlamasının olmadığı. Bu da bizi nereye götürüyor? İlk baştaki aslında bizim çıkış noktamıza. Türkiye'de de belki eğer şirketler çalışanları iş gücüyle ilgili gelişmeleri için, kendilerini geliştirebilmesi için bir yatırımı önceliklendirmezse, biz de Türkiye'de 2-3 yılın sonunda dijital dönüşüm projelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını maalesef görebiliriz. Böyle bir risk var önümüzde. Bunun örnekleri var mı? Peki yani mesela başarısızlıkla sonuçlanan bu tür örnekler var mı yeryüzünde bildiğiniz? Yani biz Türkiye'de farklı şirketlerle projeler yapıyoruz. Mesela bunların en önemlilerinden bazıları bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü bu teknolojiye en hızlı adapte olmaya çalışan, yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Biz şunu gördük veya aslında şirketler de bunu gördü. Hızlı bir sistemsel dönüşme teknolojik olarak giriyor şirketler. Fakat sonrasında insan kaynakları ile ilgili bir insan kaynaklarının bir kere departman olarak bu key bir stakeholder yapmadıkları için bu sürece, evet, iş gücünün geriden geldiğini ve belli bir noktada artık bu dijital dönüşümü hayata geçirilemediğini görüyorum. Biz özellikle birkaç bankanın IT departmanı ile bu kapsamda özel projeler gerçekleştirdik. Yani bu dönüşüm için benim çalışanlarım da IT departmanı özelinde öncelikle hangi becerilere ihtiyacım var? Benim mevcut çalışanlarımda bu becerilerin ne kadarı var? Peki ben bu çalışanlarımı geliştirmek için nasıl bir eğitim gelişim yatırımı yapmalıyım? Bunu görüyoruz. Yine otomotiv sektörü de baktığınızda otomasyonla orada ilgili. Orada da bu istek var. Evet.
istek var, çalışmalar da var. Baktığınızda en dijital dönüşümü en yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü. Doğru. Fakat çalışanlar bir kere çok kıdemli, yüksek yaş ortalamaları var. Ve Türkiye'de İyi bir şey mi kötü bir şey mi bu? Şimdi nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Ama dijital dönüşümle ilgili baktığınızda Türkiye'de geliştirilmesi gereken en çok yetkinlik, en önemli yetkinlik dijital okuryazarlık çıktı. Evet. Dünyada bu 10. sıralarda, Türkiye'de 1. sırada. Bu jenerasyonun teknolojiyle beraber uyumu, çalışabilmesi, uyumu çok zor. Biraz zor. Bu da aslında organizasyonları biraz aşağı doğru çekmeye de başladı. Bunun etkisi de o var. Evet, peki. Çok teşekkürler. Süreyi çok iyi kullandınız bu arada. Ve böylece bugünü de noktalıyoruz. Son seansında sonuna geldik. Şimdilik hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.